inanıyorum. Allah razı olsun. Mustafa gel annem yanıma. Evet, bir telefonum var Mustafa, gel bakalım. Telefon varmış. Merhaba de. Sana. Merhaba. Alo. Alo de. Alo. Mustafa. Hatice Hanım. Hatice Alo. Hanım merhaba. Alo. Alo. Merhaba Hatice Hanım. Merhaba Mustafa Bey. Nereden arıyorsunuz Hatice Hanım? Ben Ankara'dan arıyorum Mustafa Bey. Ankara'dan arıyorsunuz. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız Hatice Hanım? Ben 68 yaşındayım Mustafa oğlum. Seni şey için arıyorum. 60... Kızı için. Ben kızım için aradım. Kızınız için. Ya, pardon, tamam, özür dilerim. Tamam, konuşturmadınız evet. Ki söyleyeyim. Evet. Kızı için. Kızınızın ismi ne? Kızınızın ismi ne? Gizem. Efendim? Gizem. Gizem. Mustafa ne şanslısın. Bak anneler arıyor kızları için seni. Hep anneler arıyor Mustafa'yı. Seda Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba hayatım. Merhaba efendim. Merhaba. İyi yayınlar. Gerçekten çok... yayınınızı, programınızı çok severek izliyorum. Sağ olun eksik efendim. Olmayın teşekkür inşallah. Ederiz. Kızınız kaç yaşında Hatice Hanım? 18 yaşında. 18. Küçükmüş daha Hatice Hanım ya. Tam benlik. Evet. Tam ne? Mustafa'ya ben çok sevdiğim için oğluma talip oldum. O kızım için talip oldum. Mustafa'yı çok sevmiş o yüzden. Mustafa Allah... kızım kapalı. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Hani geçen programımızda annen kapalı bir kız kızım istiyorum dedik ya. Diyor yani. Benim kapalı. Kızım kapalı. Kapalı. Şu anda Mustafa'nın tamam, annesi... Biraz dur. Dur bir dakika. Olur. Mustafa he. Ayten. Annesi de şu an. Mikrofon sende mi Ayten? Anne verin bir Ayten'e mikrofonu. Uygun bence yani. Ayten. Hatice Hanım diyor ki... Dur. Dur bir dakika. Hatice Hanım diyor ki benim kızım 18 yaşında ama kapalı... annen kapalı kız istediği için aradım diyor. Evet. 18 yaşında tabii, ama tabii. Diyor o yüzden aynen. Aradım evet, diyor. Evet tabii. Selam uygun. Ne sen... uygun dur bir davet et önce. Konuş. Anne sen zaten kapalı arıyordun. Heh. Konuş sen. İşte geldi. Tamam. Şafa geldi hoş geldi yavrum. Yalnız yaş 18 küçük mü acaba 18... biraz? Olsun olur. Olsun diyor. Yalnız Seda Hanım benim kızım 18 yaşında ama aklı başında, ağır başlı, hemşire kendisi şu an özel bir hastanede hemşirelik yapıyor. Oo. Ne güzel, oh dedi anne bak. Haziran'da, tam bize Haziran'da göre. Memur olacak, ataması olacak. Maşallah. Yanınızda mı kızınız Hatice Hanım? Kızınızla konuşabilir miyim? Kızım yanımda ama çok heyecanlı. Gizem heyecanlanma. Ben onun heyecanını alırım. Mustafa, bir saniye Mustafa. Vereyim ben. Mustafa akıllı ol biraz. Merhaba nasılsınız de? Gizem. Gizem Hanım. Güzel konuş. Alo merhaba. Merhaba Gizem Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de Allah'a çok şükür hamdolsun. Hemşireymişsiniz. Hemşireymişsiniz öyle duydum doğru mu? Evet hemşireyim şu anda. Özel hastanede çalışıyorum. Haziran'da da tamam olacak. Siz hani çalışmama izin verecek misiniz peki? Ben bunu merak ediyorum. Heh. Tamam. Çalışmama izin verecek misin diyor. Çalışmama izin vereceğim mi? Yok ben... hayır oğlum. Kız sana soruyor çalışmama izin vereceğim mi diye. Veririm niye vermeyeyim Uğur Bey? Çalışmak istedikten sonra bir de veririm. İnsanlara bakıyor bir de. Tamam olur. Tabii Sedan, değil mi yani? Yani hayır yani hayırlı bir iş yapıyor kız. Tamam çalışmasına izin tabii. Veririm niye vermeyeyim? Hemşire ya çıkmış zaten hemşire kız ya. Okumuş hemşire aferin. Çıkmış yani. Tabii. Peki gelir mi buraya? Ne zaman gelirsiniz? Bir görüşsek diyor Mustafa. Bir sorum daha olacak. Heh. Tabii. Buyurun. Sizin kararlarınıza daha çok anneniz karar veriyor yani benim gelmemde de gene aynı şey mi olacak peki hani çünkü hani ben kararınızı kendinizin vermesini karar istiyorum. Karar değişiyor diyor değiştirmem de. Değiştirmem ben. Bir dakika anneye de soralım dur. Anne bak diyor ki hanımefendi hemşire hanım diyor ki kararları anne veriyor ben geldiğimde de öyle mi olacak? Yok gelsin yok olmaz yani bir gelsin görelim yani. Bence siz hanımefendi bir gelin bir tanışalım. Şey yapıyorum yani. Bak yüzü gülüyor Ayten'in evet, ilk evet. Defa. Bak. Ve annenizle beraber... El salla dünürlerine. Oh öpücükler kokulu. Heh. Kokulu. Bence Gizem Hanım siz gelin bir tanışalım bence. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Benim atamam olduğunda siz benim de gelebilecek misiniz? Atamam olursa diyor hani hemşireleri atıyorlar ya. Ha. Ataması olduğunda. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne tayini çıktı. Sen de benimle diyor. Gelir misin? Gelirim niye gelmeyeyim? Dur annene soracağız bırak. Olmazsa. Anne. Annenize mi yatırmak istiyorsunuz siz? Bir dakika anneye bir soralım. Anne Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne tayini çıktı diyelim. Diyelim ki. Mesela ataması olacak seneye. Tabii beraber anca beraber kanca beraber. Hah. Anne izin veriyor. Anca beraber ya derken. Şöyle bir şey var hani annesi hakikaten çok hani
tamam hani annesi yanında olur, hani bu hakikaten güzel bir şey ama ya her şeye çok fazla karıştığı için hani ben o yüzden söylemiştim. Hani gene beraber olduğumuzda da her şeye karışacak mı annesi? Hayır. Hayır, ben ömür boyu... Hiç bir sormak istediğiniz bir şey var mı? Ömür boyu beraber olunacağını dahil söz verirsen kabul ederim yani. Ha, ömür boyu. Ancak ölüm mezara değil, mezara kadar. Gizem, çocuğum mutlu ede, çocuğum yeter ki mutlu olsun, mesut olsun. Ya benim size saygım sonsuz, hani bayağı da biz diyoruz ama hani evet. Siz hani herkesin bir şey bulduğunuz için biraz da o yüzden korktuk annemle. Yok kızım, yok yok. Evet. Olmaz siz bence öyle şey. Hanımefendi gelin bir tanışalım bence. Evet, buyurun gelin. Peki ismi sormak istediğiniz bir şey var mı Mustafa Bey? Ya Gizem. Yok. Ya sen gerçekten 18 yaşında mısın? Yani 28 yaşında gibi sorular soruyorsun. Çok aklı başında biri gerçekten herhalde. Maşallah. Yani hiç... Hastane ortamı, hastalar olduğu için bayağı bir olgunlaştırdı beni. Hani hastalarla iletişim kurarak. Maşallah ya. Kızla konuş. Ben nereye konuşuyorsun oğlum? Ne diyorsun? Söyle. Yok, ben sesi 23-24 gibi geldi de hanımefendinin. Evet. Hayır, 18 yaşındayım. 18, tamam. Peki annem konuşmak istiyor da bir hemen verebilir miyim? Peki buyurun. Tamam. Verin abi. Hatice Hanım. Hatice annesi. Hanım bir şey soracak sana. Buyurun Hatice Hanım. Dur, aralarında konuşuyorlar şu an. Aynen. Karar anı mı yapıyorlar? Karar anı yapıyorlar bence. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun Hatice Hanım. Mustafa Bey oğlum bak ben kızım dedim ya 18 yaşında ama aklı başında ağır başlı bir kızım var. Tamam. Belli ama. Bir de hayatının şartlarını öğrendiği için... Kızım aklı başında bir insanla evlenmek istiyor. Ben senin kalbin temiz. Bir çocuk olduğun için sevdik. Hani tamam. Kızım ben çok da ben seni çok istedim. Tamam. Ama annenin hareketleri, şartları, kararları beni yani zor bir durumda koyuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Hatice Hanım bence siz gelin, ben bir kızınızla tanışayım. İsterim yani tanışmak. Tanımak istiyorum. Çözeriz anneleri sorunları. Çözeriz sorunları ya. Bir gelin yeter ki. Sorun yok şu an. Bir şey demiyor. Şu an sorun yok. Annem bir şey demiyor yani. Annemizin istediği biraz böyle kılık kıyafet isteği vardı onun. O da sizin kızınızda varmış zaten. Tabii kapalı. Tam bize gibi. Yani tam bizim aile gelin olacak aday yani. Evet. Hiç evlenmemiş. Aynen. Evet. Tabii canım ya. Seda Hanım. Tabii. Hemşire. Okumuş. Yaptığı iş çok kıymetli bir iş. Şimdi babamızın haberi var. Bu kararlarımızdan bizim babamızın haberi var. Babamızdan habersiz iş yapmayın. Tamam. Onun kararları var. Varken benim kızımın ayrı oturacaksa Mustafa diyor, annesi olmayacaksa, annesi her şeye karışmayacaksa diyor bu iş olsun dedi babası. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Hatice'cim, Ayten Hanım biraz önce söyledi, Mustafa'nın annesi Ayten dedi ki eğer Gizem'e sordu bunu. İnşallah benim ya, oğlumla bir ömre İnşallah. Evet diyorsan ben zaten karışmam. Yani Ayten de oğlunu emanet edecek insan arıyor, ne yapsın? Tabii tabii. Anladın mı? Ya başka bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim. Evlilik bir oyuncak değil. Tabii ki. Hemen yani bir gün evlenip de ertesi güne bu yuvayı bozacak bir iş olamaz. Bu aynı saygı, sevgi içerisinde. Aynı yastığa baş koyacaklar. Tabii. Tabii tabii. Mustafa da benim yani bizi ailesi olarak görecek. Biz onun ailesini aile olacağız. Yani burada şu önemli. Bir kız da bir oğlun evlenmiyor. Aileler de evleniyor. Anladınız mı? Doğru. Doğru. Peki ne günü geliyorsunuz de davet ne edin. Zaman gelirsiniz hanımefendi davet etsem Hatice Hanım? Kızım şöyle olabilir mi? Kızım şu an burada evde. İki gün sonra görevi var. Nöbete gidecek. Heh. İki gün sonra olabilir mi? Mesela iki gün sonra olabilir. Ne oluyor? Olabilir. Perşembe. Perşembe mi? Cuma. Perşembe evet. Nişanımız var hemen. Nişana buyurun gelin. Perşembe nişan var, iyi olur. Aynen. Cuma'da düğün. Tam nişana denk geliyor. Peki. Tamam. Düğün de var. Hatice aradığın için tamam, teşekkür bekliyorum. Ediyoruz. Tamam bekliyorum. Bekliyoruz hayatım. Bekliyoruz abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. Aman ne güzel hemşire hanım. Evet. Hadi evet, hayırlı sorusun. Evet karar anı başlasın.